Evet, hayırlı günler sevgili dostlar. Bu cumartesi de nerede miyim? Afyon Karahisar'dayım. Afyon'a gelip de Türkiye'nin çok önemli bir valisi diyeceğim. Çünkü kendisini iftiharla takip ediyoruz, çalışmalarını görüyoruz. Ve o ilkliği de bizim için çok önemli. Sayın Valimle beraberim. Afyon Karahisar Valisi Kübra Hanım'la onun makamında birlikteyiz. Bugün onunla hayata dair notlar düşeceğiz ve bu düştüğümüz notlar hep de söylüyoruz ya bizi inşallah tekrar düşürmeyecek. Sayın Valimizi kabul ettiğiniz için bu yoğunluğunuz arasında biliyorum, gördüm, canlı canlı yaşadım sevgili dostlar. Çok yoğun valilik ama sağ olsun bizi kırmadı. Estağfurullah, çok hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Nasılsınız sizleri misafir valim? Etmekten mutluyuz. İyiyiz çok şükür. Yoğun, hareketli. Hem görev hem şehir itibariyle Afyonkarahisar. Tüm sizi izleyenlere buradan selam ediyoruz. Afyonkarahisar'ımızı görmemiş olanlar varsa davet ediyoruz şehrimizi görmeye, keşfetmeye. Gerçekten burası bir nevi gizli bir hazine, üstü örtülü bir hazine olarak biz bazen konuşmalarımızda tarif ediyoruz. O örtünün üstünü açıp biz daha fazla hem Türkiye'deki vatandaşlarımıza hem uluslararası alana tanıtmaya çalışıyoruz şehrimizle ilgili. O zaman ilgili bugün biraz potansiyeli. Ufak ufak açalım. Olur. Onun için bütün izleyenlerinizi şehrimize bekleriz. Bekliyoruz o zaman efendim. Çok güzel, bakın sunumluklar da çok hoş sevgili dostlar. Bu arada ben onları yudumlayacağım, üzgünüm. Sizlere de takdim etmek isterdik ama biz size neyi takdim edelim? Siz videonun altına yorumlar yazınca biz size masamızda olan kitapları takdim edelim. Özellikle Kübra Valim'in kitabından size takdim edeceğiz ama maalesef bitmiş. O kadar çok satıyor ki sağ olsun Valim'in kitabı. Burada biz bulamadık. Ama İstanbul'a geçince size ben imzalı olarak gönderilmesi noktasında söz veriyorum, biliyorsunuz. Çok yorum yazana yolluyoruz. Yine bizim buraya gelmemize vesile olan Semiha Ulu kardeşimin kitabı var. Onu da size takdim edeceğiz. Benim buraya gelmeme yine vesile olan annenin fıtrat yolculuğunu konuşmak için geldim. O kitabı da imzalı size göndereceğiz. Bol yorum yazın. Ve biz hemen Afyon'un üstünde çok güzel bir cevher var altında. Üstte örtü var. Biz o örtüyü valimle birlikte kaldırırken diyorum ki sizi tanıyan tanıyor. Ve çok da iyi tanıyor ama. Ben Kübra Hanım'ı kendi kelimeleriyle tanıtsa desem bana nasıl kendini tanıtır? Evet. Aslında zor bir soru. Çünkü insanın tabii çok farklı boyutları var. Evet. Şimdi hem burada bir şehrin yöneticisi olarak bulunuyorum. Evet hocam, o çok az önce önemli. Güzel bir giriş yaptınız. Şehrin yöneticisi olarak benim görev yaptığım dönemde devlet ana sıfatı layık görüldü bana vatandaşlarımız tarafından. Böyle bir tanımlamayla beni anmaları tabii büyük bir gurur, büyük bir onur bizler için. Bu anlamda devletimizin milletle kaynaşması, milletimizin devletimize çok daha rahatlıkla ulaşabiliyor olması, kendini rahatça ifade edebiliyor olması, bizim birbirimizle hemhal olabilmemiz bir nevi belki bu sıfatın içini dolduran kelimelerden bazıları olabilir. Ben bir kaymakam kızı olarak Ankara'da doğdum. Ha, babam, hocam ailede var yani böyle tabii, bir şey. Babam benim İçişleri Bakanlığı mensubu, kaymakamdı. Sonra vali yardımcılığından emekliliğe ayrıldı. Babamızın mesleğini adeta biz şimdi bayrağı aldık, devam ettiriyoruz. Sizin çocuklarda da var mı hocam böyle bir şey? Benim 3 çocuğum var. Ben aslında erken yaşta anne oldum. Üniversitede çünkü evlendim. Şu an 24 yaşında bir kızım var. Maşallah. 18 yaşında bir oğlum, bir de 10 yaşında bir kızım var. 3 çocuk maşallah annesiyim. Çocuklarda tabii hukuk okudu kızım. Belki bu mesleğe ileride yönelebilir, bilmiyoruz ama İşte Rabbimiz nasıl nasip edecek, nasıl bir kader bizlere yazıldı onu bilemiyoruz. Çünkü benim de hiç böyle bir yani valilikle ilgili hiçbir düşüncem ya da kaymakamlık mesleği, babamın öyle kendi mi mesleğiyle ilgili hiç böyle bir düşüncem olmamıştı. Nasıl gelişti orası? Şöyle oldu, ben tabii okumaya, kendi alanı ile ilgili çalışmaya çok meraklı bir akademisyendim. Yani akademisyenlik evet, de çok zor oldu. Evet, biz sizin o yönünüzü biliyoruz tabii mesela İstanbul'dan. Evet, İstanbul'dan. Siz de hatta ortak programlarda görüşmüşlüğümüz evet, de var. Evet, evet. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ben doçent olarak en son görev yapıyordum. Doçentlik aşamasına kadar da tabii 28 Şubatlar, işte evlilikte çocuklarla bir yandan ilgilenme, bir yandan hayatın, toplumun içinde var olma çabası, o dönemleri her kadın gibi Türkiye'de yaşayan o jenerasyonun ve bizden önceki jenerasyonun yaşadığı gibi biz de yaşadık. Evet. Sonrasında Allah'a şükür işte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kamudaki o başörtüsü yasağı da kalktı ve biz çok daha rahatlıkla kendimizi, kendi kimliğimizi ifade ederek görev yaptığımız yerlerde çok daha rahat, vicdanen de huzurlu bir şekilde görev yapmaya devam ettik ve biz doçentliği en son ben Marmara İletişim Fakültesi'nde almıştım. Doçentlik önemli bir aşama akademisyenler evet, için. Hocam. Çünkü gerçekten bir doktora tezi, yani doktora unvanı çok zordur, çok kıymetlidir. Aynen öyle. Bir de doçentlik gerçekten çok zordur. Çalışmaları tamamlamak, dosya hazırlamak aşamaları. Ama şu anda tabii bürokrasiye geçtim ben 3 yıldır. Takip edebildiğim kadarıyla hangisi profesörlük lazım hocam? Yani takip edebildiğim kadarıyla profesörlük aşamaları da gitgide zorlaşıyor. Eskiden bir nebze belki daha unvan olarak
doçentlik kadar zorla hazırlanılmıyordu. Hangisi daha zor derken, ben tabii hem akademisyenlik görevinde bulundum, hem bürokrasiye geçişim benim Aile Bakanlığı'nda bakan yardımcılığıyla oldu. Hmm. İstanbul'da biz 20 yıla yakın zaman yaşadık. 3 çocukla, işte eşim hekim, orada göreve devam ederken bir şekilde işte Derya Yanık Bakanımız döneminde beni davet ettiler. Aile Bakanlığımızda bakan yardımcısı olarak. Çünkü benim çalışmalarım da bakan yardımcılığında ilgilendiğim genel müdürlüklere çok yakındı. Çünkü siz aileyle ilgili çalışmalar evet, da yapıyorsunuz. Evet. Sizin yani, yollarımız hep öyle kesişti. Evet. Çocuk, sizinle. Genç, aile, evet. Sosyal medyada mahremiyet, işte aile içi iletişim, bireyler arası iletişim. Bunlarla ilgili çalıştım. Aslında doktora tezim benim siyasal iletişim, propaganda, ikna edici iletişim yöntemleri. Ama sonrasında biraz daha ders verdiğim konularla ilgili çocuk ve medya, çocuk yayıncılığı gibi dersler verdim. Ve o alanlara daha fazla ilgi duyduğum için yoğunlaştım. Hatta TRT'de bir programım benim yayınlandı. Evet. Dijital Çağda Ebeveynlik adında. Evet, 13 bölüm. Programdı. Ben de çok severek pandemi dönemindeydim. Yani biz valimizi kaptırdık dedik ya. Burası çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Benim de çok severek yaptığım işlerdi. Çünkü ben bir akademisyen olarak sadece derslere girip işte ders anlatıp çıkmak ya da kendimce akademik makale yazmak değil, topluma da kendi alanımızla ilgili, yani medya ile ilgili, sosyal medya ile ilgili mahremiyet, güvenlik, işte dezenformasyon, manipülasyon nasıl yapılıyor, biz onlara nasıl karşı durabiliriz, çocuklarımıza bunları nasıl öğretebiliriz, bunlarla ilgili gerçekten ben çok dertliydim. Evet. Bunları anlatmak gerektiğini düşünüyordum yetişkinlere de ve ailelere de. Dolayısıyla o programı o şekilde formatladım, kendim sundum. 13 bölüm tamamladım. Hala da bazen görüyorum tekrarlarını. Evet, tekrarları izleniyor şu an. Çok hoşuma gidiyor. Demek ki gerçekten ihtiyaç olan bir programmış, bir boşluğu doldurmuş. O anlamda hala tabii, yayınlanıyor tabii. olması bizi de mutlu ediyor. Geri dönüşler aldık. Çok kıymetli, çok önemli bilgiler içinde bulunduğu için. Bu anlamda o dönemki çalışmalarımız, yani sadece akademik çalışmalar değil, hem sivil toplumda ben aktif çalışıyordum. Çocuklarla, gençlerle ilgili, eğitim hayatıyla ilgili. Hem de içerik üretiyordum medyaya. Hatta bir belgeselimiz de var. Belgeselimiz diyorum çünkü eşimle ortak yaptığımız bir belgesel. 15 Temmuz'daki kadınların direnişi üzerine. Aa, evet. Kalplerin direnişi belgeseli. Kalplerin Bu da direnişi. TRT Belgesel'de yayınlandı ve Boğaziçi Film Festivali'nde gösterim yapıldı. Ben bir emrivaki yapayım size vali. Hazır gelmişim. Markamda evet. bulunuyorum. Emrivaki yapsam kim ne diyecek? Valim ne kabul edecek? Eyvah. Biz sizi bir de cennet yuvamıza eşinizle ağırlasak. Evet. Misafir etsek. İnşallah. Yolumuz bir daha Afyon'a düşecek. Semiha bizi bir daha Afyon'a çağıracak. Onda çocuk kitapları var. Zamanın Makinesi tam da bugün konumuzla alakalı da. Bir kitap sizlere göndereceğiz sevgili dostlar. O zaman eşle de alıyoruz valimi inşallah. İnşallah. O yüzden valim şunu sormak istiyorum. Bizim programı takip edenler bilirler. Hayata not düşüyoruz ya. Evet, sizi tanıdık. Çok yoğun bir çalışma süreci. Ondan sonra bir valilikle devam eden hizmet. Bürokrasi. Hizmet. Evet, evet. Biz artık bunların protokol tarafı, bürokrasi tarafı, sivil toplum tarafı değil. Hepsine biz toptan halka i̇nşallah, hizmet etmek inşallah. Olarak isimlendiriyoruz. Siz de öyle tanıyor ve biliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Peki Kübra Hanım'ı bu hizmet içerisinde tekrara düşürmeyen, hayata düştüğü mutlaka bir notu vardır. O notunuzla devam edelim istiyorum. Beni en çok motive eden diyebileceğim ya da zorluklar hissettiğimde, sıkıntı hissettiğimde beni tekrar motive eden şey... Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Allah'a ait. Ekber, evet. Ve muhakkak orada pekiştirici olarak yeniden geliyor ya, muhakkak her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bu beni her zaman için sıkıntılı işlerle uğraşırken içinden çıkamayacağımı düşündüğüm, yani bu ailevi bir şey de olabilir, çocuklarla ilgili her olabilir, şey. Özel hayatla ilgili olabilir ya da işle ilgili. Bu beni her zaman tekrar hayata bağlamış ve Rabbimizden ümit kesmeme üzerine olan ayetler beni çok yine aynı zamanda ümitsizliğe ve umutsuzluğa, karamsarlığa asla Müslümanların kapılmaması gerektiğiyle ilgili ayetler, hadisler, bu tip cümleler beni çok her zaman için motive eder, her zaman için güçlü ve kararlı kılar. Yaptığımızı, doğru bildiğimizi, doğru olduğuna inandığımızı düşündüğümüz işlerde istikrar ve sebatla yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşündürür. Eyvallah, her zaman açık için. Olsun sağ olun. Zaman çok teşekkür ederim. Peki valilik yaptınız, akademisyenlik yaptınız. Bunun sürecinde de tabii 3 çocuğunuz var. Hayatın içerisindesiniz. Bunları değerlendirdiğiniz zaman bir vali olma, bir şehri idare etme ne kadar zordur? Bunu tabii ölçebilecek bir şey yok. Bir ölçüm aleti, cihazı yok. Ama halktan gelen geri dönüşümlerle belki evet. ölçülebilir. Çünkü benim şöyle bir hatıram var. Sözünüzü kesin kusura bakmayın. Afyon'a çok sık geldiğim vaki sevgili dostlar. Neyse, Afyon'u seviyorum. Ne sayın güzel. Valim. Artık siz de buradasınız. Daha da sık geleceğim. Sevgili Afyonlular beni çağırıp çıkıp geliyorum efendim. Bir hızlı treni ihtiyacımız var ama. İnşallah valim. Bitecek o da yakında. Bitince ben İnşallah, hızlı trenle daha çabuk geleceğiz İstanbul'dan. Şimdi buraya gelirken şehri gezdiriyorlar. Burası kalemiz, burası belediyemiz. Burası da valimiz deyip, valilik deyip geçiyoruz.
Abi bakalım ya, binanız çok güzel. Binanız gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz. Ya vali orası. Şimdi, valiye bir ulaşılmamazlık mı var? Sizinle bu yıkıldığını da gördüm çok, çok sık gelince. O yüzden bir vali ana durumu var. Vali devleti temsil ediyor. Devlet de devlet ana. Evet. Neden bir böyle bir çekince var? Onun için zor mu diye sordum. Anladım. Yani bu tabii daha çok yetişkinlerimizde ve orta ve üzeri yaş grubunda var bence. Çünkü devletimizin tabii eskiden beri bir devlet baba figürü olarak anıldığını biliyoruz biz, değil mi? Simgesel olarak, sembolik olarak. Ben de gençliğimden, çocukluğumdan devlet baba olarak en üst düzey makamların ifade edildiğini biliriz. Ve o bize biraz bir otoritenin, bir işte kuralların göstergesi olarak hep anlatılır. Dolayısıyla biz devletimizi tabii burada valilik, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsil eden bir makam. Bu şehrin en üst düzey mülki idare amirisiniz. Dolayısıyla aslında bize bağlı olan birimleri düşündüğümüzde emniyet, jandarma, milli eğitim, sağlık, tarım, yani bizim bütün bakanlıklarımızın aslında bütün birimleri doğrudan bana bağlı. Bir ilde tüm kurumların bağlı olduğu siz kişisiniz. Yani tabii askeri kurumlar ve adli kurumlar bunun dışında ama hiyerarşide, protokolde siz en üst düzeydesiniz. Dolayısıyla tabii bir şehrin aslında koruyucusu, kollayıcısı, bir yandan yöneticisi gibi vasıfları da barındırmak belki gerekiyor. Ve kadın vali olduğunda ve belki bizim karakterimizden de belki vatandaşımızla biraz rahat ve yakın iletişim kurmayı başardığımız, bunu sevmemizden dolayı da bir devlet ana ifadesi bize yakıştırıldı. Bu da çok onurlu ve çok gurur verici, az önce söylediğim gibi bir ifade. Çünkü ben tabii Aile Bakanlığında bakan yardımcılığı da yaptığım için buradaki görevimden önce, akademisyenlikten sonra bürokrasiye geçtik ve orada bakan yardımcılığı bir yıl yaptım. Aile Toplum Hizmetleri, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, işte eğitim birimi bana bağlıydı. Dolayısıyla oradaki aslında devletin tam şefkat kanadının temsil edildiği bir bakanlıktan, İçişleri Bakanlığı gibi devletin aslında otorite, kuralların ve asayişin, güvenliğin tahkim edilmesini sağlayan bir bakanlık diyebiliriz İçişleri Bakanlığımıza da. Böyle bir iki belki bakanlığın da tecrübesi olduğu için hem devleti hem analığı, yani hem şefkati hem o gücü, otoriteyi de temsil edebilen bir bence kimlik oldu diye bütün düşünüyorum. Bütün valiliklere biz tavsiye edelim bunu inşallah. Bunu ama mutlaka kadın cinsiyetle, valilerimiz çok az. Şöyle, bunu bence cinsiyetle belki çok da bağdaştırmamak da lazım. Bence bazı de karakterler çok erkek de olsa çok yakın iletişim kurabiliyor. Evet. Çok samimi vatandaşımızla hemhal olabiliyor. Bazı kadın karakterler de çok daha mesafeli, soğuk da olabiliyor. Bence bu aslında bir karakter, bir yapı. Ve vatandaşımız bizde bu hem tevazuyu, hem kolay iletişim kurulabilmeyi, hem onları nasıl sarıp sarmaladığımızı gördüğü için bir yandan da sorunlarına çözüm üretmek için gayret ettiğimizi, samimiyetimizi de görüyor. Çünkü biz sosyal medyamızı da aktif kullanıyoruz. Oraya gelen mesajları mutlaka cevapsız bırakmamaya çalışıyoruz. Evet, bana da hemen döndünüz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Yani halk günleri yapıyoruz. Halk günlerimizde mutlaka takiplerini yapıyoruz vatandaşlarımızın taleplerinin. Bana bağlı olan il müdürlerimize de en çok söylediğim şey şu. Yani vatandaşımızın, biz sadece sorunlarının çözümüyle ilgili geri dönüş yapmayalım. Çözemiyorsak da neden olamadığını da onlara açıklayalım. Yani orada kendini vatandaş, ya bana dönülmedi, benimle ilgilenilmedi diye hissetmesin. Çünkü geçmişte belki devletle millet arasında bazı bağlar biraz daha kopuktu. Bundan eski Türkiye diyelim ona artık. Yeni bir Türkiye var. Yeni bir Türkiye var. Çok şu an yeni bir Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun aslında belki karakterinde de tecessüm eden bir yeni bir anlayış var. Çünkü vatandaşımız ulaşılabilir bir devlet kurumlarına ulaşılabilir olmasını istiyor. Aynı zamanda kendisiyle ilgili sorunlarında net bir şekilde ilgilenildiğini, çözüm üretilmeye çalışıldığını, olamıyorsa da mevzuatla ilgili işte Ankara'dan, bakanlıklardan yasal olarak takip edilmesi gereken olabilir. Bunlardan dolayı olamadığını mutlaka vatandaşımıza izah edin diyorum ben. Bu da kıymetli bir şey yani. Çünkü devletimiz millet için var. Biz milletimiz için buradayız. Onlara hizmet etmek için buradayız. Bunu da her zaman için ifade etmek, altını çizmek önemli diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.